TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den merhaba değerli izleyenler. Özel bir röportajla karşınızdayız. Çok fazla sıcak başlığımız var. Dünyanın gözü kulağı elbette Rusya-Ukrayna geriliminde. Ukrayna'ya saldırı tüm dengeleri değiştirdi. Enerji aslında bundan en sıcak etkilenen piyasalardan biri. Başlıklarımızdan biri hiç şüphesiz bu olacak. Elektrikle ilgili yeni düzenleme var. Akaryakıt, yenilenebilir enerji, Türkiye'nin enerji hedefleri derken tüm bu konularda merak edilen soruları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez ile konuşacağız. Cevapları ondan alacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı sabahlar. Sağ olunuz. Şimdi enerji hiç şüphesiz dünyadaki her şeyle bağlantılı. Her zaman gündemde sıcak yeri var. Hepsini konuşacağız. Biz de daha sıcak olan gündemle başlayalım. Elektrikle başlayalım istiyorum. Zira uzun süredir elektrik meselesi toplumsal olarak da gündemimizde. Bununla ilgili bir düzenleme yapılmıştı. Hemen arkasından dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bir başka değişiklik var. Bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Biraz detaylandıralım mı? Evet, kademe değişikliği, KDV indirim ama kime, faturaya nasıl yansıyacak? Evet, teşekkür ediyorum. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamalarla özellikle dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşlarımızın lehine bir takım iyileştirmeler daha yapmış olduk. Bunlar nedir? Mesken abone grubunda yer alan tüm tüketicilerimize KDV %18'den 8'e düşürülmüş oldu. Mesken abone grubunda hangi aboneler yer alıyor? Oturduğumuz evlerimiz tamamı zaten konut statüsünde ve bu abone grubundan yararlanıyor. Bunun yanı sıra ibadethanelerimiz bu tarifeden yararlanıyor. Son düzenlemelerle birlikte sivil toplum kuruluşlarımız, dernek, vakıflar ve cemevleri de bu kapsama alınmış oldu. Şimdi yine bu yeni, bunun evet, da belki altını çizmek lazım. Bu noktada şikayetler vardı ticarethane kategorisinde olmaktan dolayı. 1 Mart itibariyle onların da faturalanmaları değişecek bu durumda. Doğru. 1 Mart itibariyle bunlar yürürlüğe girmiş oldu. Bir diğer iyileştirme de özellikle kırsal alandaki vatandaşlarımızın içme su şebekelerinin üretim ve dağıtımında kullanılan elektrik ihtiyaçları vardı. Onlar da yine en düşük tarife grubuna dahil edilmiş oldu. Böylece burada hem KDV %18'den 8'e indirilmek suretiyle hem de kademe bir miktar daha yükseltilerek, daha önce günlük 7 kilowatt saatte biliyorsunuz, aylık 210 kilowatt saat ediyor. Şimdi yeni uygulamayla birlikte günlük ortalama 8 kilowatt saat ve yıllık ayda da 240 kilowatt saate yükseltilmiş oldu. Burada da bir vatandaşımız lehine bir iyileştirme yapılmış oldu. Bunun yanı sıra ticarethanede de kademeli uygulamaya geçtik. Özellikle küçük ticari işletmelerden, esnaf ve zanaatkarlarımızdan gelen bir takım talepler vardı. Bunlar üzerine de biz ciddi bir çalışma yaptık. Dün itibariyle bu da netleşmiş oldu. Günlük 30 kilowatt saat, ki bu aylık 900 kilowatt saat eder. Ki biz esnaf odalarımızla da görüştük, küçük ticari işletmelerle de görüştük. Onların Ocak, Şubat'taki fatura ve tüketimlerine dikkate alarak böyle bir düzenlemeye gidilmiş oldu. Neredeyse burada da %80'in üzerinde bir kapsama alanı olmuş oldu. Yani birinci kademeye girecek olan küçük ticari işletmelerin oranı bayağı ciddi bir miktarda iyileştirilmiş oldu. Bununla birlikte o tüketim grubunda yer alan vatandaşlarımıza da, esnaflarımıza da bir iyileştirme yapmış olduk. Bunun yanı sıra tarımsal sulamada, özellikle çiftçilerimizin tarımsal sulamada kullanmış olduğu elektrikle ilgili olarak da KDV yine %18'den 8'e indirilmek suretiyle bir iyileştirme yapılmış oldu. Şimdi mesken dediğimiz grup aslında sizin belirttiğiniz kademeyle neredeyse abonelerin %80'lik bir bölümünü, çok önemli bir bölümü kapsıyor. Oraları iyileştirmek kuşkusuz daha mühimdi. Şimdi hem KDV indirimi hem de kademedeki değişiklikle beraber yüzdesel bir indirim verebilir miyiz? Ne kadar faturaya yansır? Şöyle söyleyeyim, bu tüketimine göre değişmekle birlikte hem KDV hem de kademedeki bu iyileştirmeyle birlikte %8 ile %14 arasında bir indirime tekabül ediyor. Daha önce yani birinci kademede KDV dahil 1 kilowatt saat enerji için 137 kuruş ödenir iken, şimdi bu düzenlemeyle bu 126 kuruşa, ikinci kademedeki 206 kuruşta 189 kuruşa inmiş oldu.
ticarethanede de birinci kademe ile ikinci kademe arasında yaklaşık %25'lik bir iyileştirme yapılmış oldu. Burada KDV indirimi olmamasına rağmen. Evet, olmadı. Çünkü orası biliyorsunuz ticari işletmeler zaten. Yani hem KDV açısından bir mükellefiyetleri var birçoğunun, hem de vergisel açıdan. Orada bir KDV'de düzenleme gidilmedi. Şimdi faturaya yansıması açısından bakarsak aslında 1 Mart itibariyle yürürlüğe girdiği için fatura okuma kesim tarihlerine göre daha hissedilebilir olması belki bir sonraki fatura dönemine gelecek değil mi? Bir kafa karışıklığı evet, yol açmaması için. Evet, doğru söylüyorsunuz. Tabii bu uygulama 1 Mart'tan itibaren geçerli. Bunun anlamı şu, 1 Mart'tan sonraki tüketimlerimiz bu yeni tarifeyle faturalandırılacak demektir. Bir yerde Mart ayı bir geçiş dönemi olacak şüphesiz. Çünkü her müşterinin, her sayacın okuma periyotları farklı. Ama asıl etkisini tabii özellikle Nisan ayından itibaren daha rahat göreceğiz. Mart ayında bir geçiş dönemi olmuş olacak. Fatura okuma tarihleri demişken hemen onu da konuşalım. O noktada da zaman zaman şikayetler oldu. Kademe olduğu zaman tabii o kademeyi hangi noktada geçtiğin, fatura kesilmeden geçip geçmediğin önemli. Tüketimi ona göre dengelemek zor. Dolayısıyla bazı tüketicilerden fatura daha geç okunarak benim kademeyi aşmama yol açıldı gibi şikayetler de geldi. Ne noktada tüketici bana burada dağıtım şirketi haksızlık yapıyor demeli? Şimdi normalde mevzuata, kurallara göre 30 gün içerisinde okunması lazım ama bazen tatil günleri olabiliyor, resmi tatil günleri olabiliyor. Bazen de vatandaşımız evinde olmuyor, bahçesi kapalı, okuma elemanı gidip sayacı okuyamıyor. Bu gibi nedenlerden dolayı birkaç gün önce veya birkaç gün sonra okumalar olabilir. Fakat endişeye gerek yok. Biz 8 kilovat saat gün dediğimiz zaman 30 ile çarptığımızda 240. Diyelim ki sizin sayacınız 32. gün okundu. Bu 240 artı 16, 256 kilovat saate göre ilk kademedeki tarifeden yararlanma imkanına sahipsiniz. Yani 2 gün önce de okunduğu zaman işte 16 kilovat saat daha düşük hesaplanacak. Burada herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. Onu sistem otomatik olarak zaten sayaç okuma elemanının sisteminde de bunlar kayıtlı olduğu için orada bu program bu şekilde çalışıyor. Bir mağduriyet olmasını düşündükleri noktada da aslında hem dağıtım şirketi hem MPDK yoluyla hak aramak mümkün. Haklısınız. Yani kesinlikle vatandaşlarımız hem MPDK hem bakanlığımıza rahatlıkla müracaat edebilir. Anında gider müdahaleyi yapar. Varsa bir yanlışlık düzeltiriz. Şimdi bütün bunları konuşurken biz şüphesiz çok ucuz kullanmak istiyoruz enerjiyi. Ucuz olsun, kesintisiz olsun, hızlı olsun. Bütün bunları bir arada bulmak günümüz koşullarında tüm küresel gelişmeleri dikkate alırsak elbette çok zorlaşıyor. Biraz küresel konulara geleceğim yavaş yavaş. Rusya-Ukrayna meselesi elbette gündemde. Ama bu nedenle artan, yükselen enerji maliyetleri olmadan önce de biz zaten yavaş yavaş petrol fiyatlarında çıkışı hissetmeye başlamıştık. Ama son nokta da yine petrol fiyatlarındaki yükseliş. Şimdi Avrupa gaz kontratlarına baktığımızda orada bir çıkış. Nasıl yansıyor küresel enerji maliyetlerine? Evet, şimdi özellikle bu tip stratejik emtialar küresel krizlerden ve gerilim noktalarından özellikle de bir sıcak çatışmaya dönüşmüşse, örneğin bu işte yaşadığımız Ukrayna-Rusya krizinde olduğu gibi çok çabuk etkilenebilen emtialar bunlar, enerji ürünleri. Bir de bu çatışmanın içinde taraflardan bir tanesi önemli bir tedarikçi ve üretici ise, hem petrolde hem gazda, aslında kömürde de önemli bir üretici. Ukrayna gaz, Avrupa'ya giden gaz boru hatlarının önemli bir kısmının geçtiği güzergahlardan birisi. Böyle olunca tabii bu ürünlerin üretilmesi ve pazarlara taşınması, lojistiği, tedariğindeki bu tip krizler, kriz noktaları ister istemez fiyatları etkiliyor. Bir de biliyorsunuz şimdi yaptırımlar konuşuluyor sıkça. Bu yaptırımların kapsamı henüz daha netleşmedi. Ekonomik yaptırımları söylüyorum. Bunların içerisinde hangileri olacak, hangileri olmayacak? Bunlar da yine bu fiyatlamaları etkileyecek. Ben sadece şunu söyleyeyim. Krizden önce doğal gazın Avrupa'daki merkezlerde, ticaret merkezlerindeki fiyatı 1000 metreküpü yaklaşık 900 dolar iken, o sıcak çatışmayla birlikte 1400 dolarlara kadar çıktı. Tekrar bir gevşeme oldu. Şu anda da 1100 dolar civarında. Petrol 90 dolarlara kadar düşmüştü, 90-92 dolarlar.
Sonra 105 dolarlara çıktı. Şu anda 100 dolarlar seviyesine devam ediyor. Bu arada biliyorsunuz devam eden başka ambargolar da var. Yani özellikle petrol ihraç eden, petrol üreten ülkeler açısından. Bu tip malların tedarikinde ve üretiminde kısıtlılık ister istemez eğer talep düşmemişse fiyatların artmasına da neden oluyor. Ümit ederiz inşallah çok fazla uzun sürmeden orada bir sükunet, huzur hakim olur. Dolayısıyla da bu piyasalarda etkisi sınırlı kalmış olur. Şu anda da işte görüşmeler biliyorsunuz devam ediyor bu kapsamda. Türkiye olarak da pozisyonumuzu Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere de müteahhit defalar izah etti. Diyalogla bu sorunun çözülmesinden yana olduğumuzu, istenirse arabulucu olacağımızı, yine her iki ülkeyle de bizim tarihsel bağlarımız olduğunu, özellikle son dönemde ticari anlamda, siyasi anlamda her iki ülkeyle de iyi ilişkilerimiz oldu. Dolayısıyla böyle bir durumun bizim açımızdan kabul edilemez olduğunu da ifade ettiler zaten Sayın Cumhurbaşkanımız. İnşallah kısa süre içerisinde bu durum eski haline kavuşur. Umarız elbette önce barış ama ekonomik boyutunda konuşmadan evet. Edemiyoruz. Şimdi ithalat faturasına yansıması açısından bir hesaplamamız var mı? Şu anda bizi etkileyecek boyuta geldi mi? Bundan birkaç ay öncesine baktığımızda da aslında piyasada pek farklı rakamlar yoktu dedik. Belki o maliyet hesabı değişmemiş evet. de olabilir. Şöyle söyleyeyim. Tabii aslında biz pandemi öncesi fiyatlar, pandemi esnası ve sonrasına baktığımızda hakikaten çok dalgalı bir piyasadan bahsediyoruz. Sadece enerji ürünleri açısından değil, emtia yani ham madde fiyatlarında da ciddi artışlar oldu. En trajik, radikal değişimleri de enerji ürünlerinde gördük. Pandemi esnasında 1000 metreküpü 110-120 dolarlara kadar düşen doğalgazın fiyatı geçtiğimiz yıl özellikle pandemi sonrası yani ikinci yarı yıldan bahsediyorum 1400-1500 dolarlara kadar çıkmıştı. Hatta bir iki günle sınırlı olmakla birlikte 2000 dolarları bile test etti. Sonra kömürde aslında benzer bir şey yaşadık. Yine pandemide tonu 50 dolar civarında olan kömürün fiyatı 250 dolarlara çıktı. Bugün de yılbaşı itibariyle bir miktar gevşemişti kömürde fiyatlar. Şimdi bu krizle birlikte orada da tekrar bir yükselme var. Geçtiğimiz yıl tabii bu yüklerin büyük bir kısmını aslında biz devlet, hükümet olarak üstümüze aldık. Yani hem doğal gaz faturalarına yansıtmadık, büyük oranda kendi üzerimizde tuttuk. Hem de elektrikte benzer bir uygulamaya gittik. Geçtiğimiz yıl doğal gaz ve elektrikte hükümetimizin, devletimizin yüklenmiş olduğu bedel yaklaşık 100 milyar lira. Yine pandemide biliyorsunuz akaryakıttan alan ÖTV'yi de vatandaşa rahatlatmak adına feragat edilmişti. O da yaklaşık geçtiğimiz yıl itibariyle 65 milyar liralık bir rakamdan bahsediyoruz. Yani toplamda enerji ürünlerinde doğrudan ya da dolaylı olarak destek miktarı 165 milyar lira. Biz bunu vatandaşıma daha iyi anlaşılsın diye zaman zaman hane halkı bazında da bu destek miktarının ne kadar olduğunu da ifade ediyoruz. Sırf gaz ve elektrikte neredeyse hane başına yaklaşık 5 bin liralık bir destek. Peki bu sene ne kadar olacak? Yani akla ilk bu geliyor. Bu sene destek miktarı da bu rakamın altında olmayacak. Yani bu artan maliyetlere rağmen ki bunun bir kısmını faturalara yansıtmak zorunda kaldık biliyorsunuz. Buna rağmen hem elektrikte hem gazda destek miktarı geçtiğimiz yıldan daha fazla olacak gibi duruyor. Şimdi yeri gelmişken sosyal destekler var. Doğalgazda da benzer şekilde, elektrikte de. Dün yürürlüğe giren uygulamayla birlikte aslında yine devlet bir gelirden muaf oluyor yansıtmamak adına. Burada akla hiç şüphesiz şöyle bir soru geliyor. Elektrik dağıtım şirketlerinden de bir şey beklemez miyiz? Ya da akaryakıtı da içine katacağım. Bir KDV düzenlemesi, vergi düzenlemesi oldu. Onda da bir Eşel Mobil sisteminin bittiğini görüyoruz. Dolayısıyla elbette devletin yapması gerekenler, beklediklerimiz sosyal destekler. Devletin gereği var ama oradan da bir şey beklemez miyiz herkes evet, için? Teşekkür ediyorum. Şimdi bunu daha önce de aslında açıkladım. Tabii vatandaşımız eski alışkanlıklarıyla elektrik dağıtım şirketinden elektriği aldığını biliyor. O şekilde bilgisi var. Ama normalde aslında elektrik dağıtım şirketi bize herhangi bir şekilde elektrik satmıyor. Elektrik dağıtım ve iletim belki ikisini birlikte değerlendirmek gerekiyor. Elektriği üreten şirketlerden, tesislerden daha doğrusu elektriği bizim kapımıza kadar yani evdeysek
evimizin kapısına, bir iş yerindeysek iş yerimizin kapısına kadar o elektriği bize kesintisiz bir şekilde getirmekle sorumlu bir faaliyet alanından bahsediyoruz. Yani bir yerde nakliye işi yapıyorlar. Elektriğin biz kimden satın alıyoruz peki o zaman? Biz elektriği aslında tedarik şirketlerinden alıyoruz. Yani bize perakende olarak bu elektriği satan şirketler var. Bu tedarik şirketleri de elektriği ya doğrudan üreticiden almak suretiyle ya da günlük bir elektrik borsamız var biliyorsunuz. O elektrik borsasında oluşan fiyatlardan elektriği alıp bize satışını yapanlar bunlar. Ayrıca yine birçok müşterimiz aslında yani vatandaşımız, tüketicimiz serbest tüketici durumunda. Yani gün aylık 120 kilowatt saatin üstünde bir tüketiciyseniz örneğin siz için de geçerli, bizim için de geçerli. Aynı cep telefonunda olduğu gibi bir operatörü nasıl değiştiriyorsanız beğenmediğinizde, memnun kalmadığınızda tedarik şirketini de seçme ve değiştirme hakkınız da var. Orada bir böyle hizmette kusur olur mu, vazgeçer mi, kesinti olur mu gibi tedirginliklerle yaklaşım belki çok sıcak olmuyor. Biraz orayı belki anlatmak gerekir. Evet, şöyle söyleyeyim. Şimdi elektriğin fiziksel olarak bize ulaştıran, demin bahsettiğim gibi bu üretim tesislerinden alıp bize ulaştıran elektrik iletim ve dağıtım şirketleri. Elektriğin dolayısıyla kalitesi ve sürekliliği dağıtım şirketinin sorumluluğu altında. Tedarik şirketinden biz ancak belki fiyat ve fiyata benzer unsurlarla ayrıştırarak bir rekabet içerisinde bunu alma imkanına sahibiz. Bunu küçük tüketicilerimiz belki çok farkında değil ama orta ölçekli, büyük ölçekli işletmelerin büyük bir çoğunluğu şu anda aslında elektriğini bu görevli tedarik şirketleri yerine piyasada daha uygun şartlarla tedarik eden başka şirketlerden de alabiliyorlar. Bir zorunluluk yok şüphesiz. Veya ama bir rekabet ve alternatif var. Alternatif anlamında söylüyorum. Veya siz diyelim ki o tedarikçinizle uyuşamadınız, anlaşamadınız, değiştirebilirsiniz. Ya da değiştirmediniz ama elektriksiz mi kalacaksınız? O zaman ne oluyor? Otomatikman bu görevli tedarik şirketi size yeni bir tedarikçi seçinceye kadar elektriği size veriyor. İşte o düzenlenen tarifeler de aslında bir yerde tedarikçisini seçmeyen müşterilere dönük olarak bu tarifeleri size sunmuş oluyor. Onun da tarifelerini bunlar kafasına göre yapamazlar. Bir de böyle bir yanlış algı da var. Gerek elektrik dağıtım gerekse görevli tedarik şirketlerinin tarifelerini bir bağımsız kurum olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu belirliyor. Ondan işte yatırım giderleri, işletme giderlerini dikkate alarak bir tarife belirleniyor. Bunun üzerine çıkma imkanı yasal olarak da mümkün değil zaten. Evet, serbest tüketici olma imkanı da böylece hatırlatmış olduk. Tekrar Rusya meselesine dönelim. Konular o kadar iç içe ki birinden birine gitmek zorunda kalıyoruz. Şimdi sıcak gelişme elbette küresel enerji maliyetlerini yükseltti dedik ama bunun yanı sıra yaptırımlar da söz konusu. Şimdi Gazprom'dan BP'nin, Shell'in ayrılması vesaire birçok yaptırım var. Dolayısıyla hep ucuz diyoruz ama aslında tedarik edemedikten sonra o ucuzluk da anlamını kaybediyor. Belki tedarik çok daha kritik bir nokta. Tüm bu gelişmelerle bir tedarik sorunu öngörür müsünüz? Şimdi arz güvenliği zaten özellikle bizim alanda her şeyden önemli. Yani olmayan elektriğin veya olmayan bir gazın bedelini neyle mukayese edeceksiniz? Dolayısıyla bu hizmetin, bu ürünlerin, bu hizmetlerin kesintisiz kaliteli bir şekilde gelmesi bizim birinci dereceden öncelikli görev ve yetki sorumluluklarımız altında yer almaktadır. Biz de bunun için özellikle elektrik tarafında ve doğal gaz tarafında teknik altyapıyı kapasitesini artırmak için son 15-20 yılda ciddi anlamda yatırımlar yapıldı, planlandı. Şöyle bir 15-20 yıl öncesine gittiğimizde Türkiye'de kurulu gücümüz 32 bin megawatttı. Bugün büyük bir çoğunluğu %53'ü yenilenebilirler kaynaklara ait olmak üzere 100 bin megawatt sınırına geldi. Bunun yanı sıra özellikle son yıllarda yenilenebilir enerjiye vermiş olduğumuz destek ve teşviklerden dolayı oradaki üretim imkanı sayıları artmış oldu. Şu anda biz %53'ünü biz yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediyoruz. Yerli kaynakları da koyduğumuzda yerli kömürü kastediyorum. Yaklaşık bir %10-12 civarında da oradan var. Yani yerli ve yenilenebilir kaynakların kurulu güç içerisindeki payı %65. Ama üretimdeki payı o kadar olmuyor. Çünkü hidrolik santrallerimiz, rüzgar santrallerimiz,
yılın her günü, her saat hep aynı seviyede üretim yapamazlar. Kurak geçtiğinde ister istemez barajlarınızda su yetersiz olursa o üretimi o kadar yapamazsınız. Bir yerde hidrolik santrallerin yakıtı onu, orada depolanan su demektir. Rüzgar aynı şekilde. Güneş, baktığımızda gündüzün işte güneşten elektrik üretebiliyorsunuz. Akşam gece nasıl yapacaksınız? Mevsimler arası fark var. Yani yazın günü uzun ve pırıl pırıl bir hava var. Güneş üretiminiz fazla. Kışın tam tersi bir durumla karşı karşıyasınız. Fosil kaynaktan tamamen vazgeçmek. Bazen, yani şu anda insanoğlu tabii bunu istiyor. Biz de yenilenebilir kaynakları azami ölçüde sisteme dahil etmek istiyoruz ama bir şekilde işte şu anda rüzgar yok, lambaları kapatalım diyemeyeceğiz. Güneş olmadığı zaman gece aydınlatmayı nasıl yapacaksınız? Mecburen klasik santraller, yani termik santralleri de sistemde tutmak zorundasınız ama orada da yeni alternatifler, yeni teknoloji arayışları var. Depolama mesela muhtemelen önümüzdeki yıllarda çok sıkça duyacağımız, işte yenilenebilirden daha fazla elektrik elde edip ve ihtiyaç fazlasını bir müddet bataryalarda depolayıp ihtiyacım olduğu zaman kullanmak, bunlardan birisi. Nükleer mesela enteresan bir noktaya gidebilir. Çünkü nükleerde bir emisyon yok. Yani bacadan herhangi bir şey atmıyorsunuz. Yeniden bir dünyada oraya dönüş. Dönüş olacak ve bu dünya gelişiyor, ülkemiz gelişiyor. Biz her yıl ortalama %4-5 civarında elektrik talebinde bir artışla karşı karşıyayız. Niye? Çünkü ülkemiz gelişiyor. Bakın geçtiğimiz yıl %11 büyümüşüz. Elektrikteki talep artışımız %8-9. Doğalgaz geçen sene bir önceki yıla göre %23 oranında bir artışla gelmiş. Bunların hepsini birlikte planlıyoruz. Yani vatandaşımıza fırsat buldukça anlatıyoruz şüphesiz. Ama teknik altyapınızı güçlü yapamazsanız istediğiniz kadar gaz üretin. Onu vatandaşa iletemediğiniz zaman, istediğiniz kadar elektrik üretin. Vatandaşınıza iletemediğiniz, taşıyamadığınızda bir anlamı olmuyor. Rusya-Ukrayna konusunda aslında siz de altını çizdiniz. Türkiye'nin duruşu çok net. Her iki ülkeyle de ilişkileri çok net. Dışişleri Bakanı da, Sayın Cumhurbaşkanı da çok sık bunu anlattı ve altını çizdi. Ama hep bu konuya bakıldığında bizim Rusya ile ticari, özellikle enerji ilişkimiz düşünülüp eyvah bu bize nasıl yansır diye bir soru işareti hiç şüphesiz var. Belki biraz o noktayı açalım. Şimdi orayla hiç şüphesiz güçlü enerji ilişkilerimiz var. Mavi akımdan gelen bir doğalgaz hat var ama dünyada tüm siyasi gelişmelere baktığımızda işte ekonomi çıkarlar biraz o yönü belki değiştirebiliyor. Örneğin Rusya şu anda Türk Akım 2 üzerinden Avrupa'ya gaz göndermeye devam ediyor bildiğim kadarıyla. Orada bir azalma var mı? Yani bütün bunlar sahada olurken enerji cephesinde işler nasıl gidiyor? Hala Avrupa'ya gaz gönderen bir Rusya. Evet. Şimdi tabii Avrupa'nın en büyük tedarikçisi Rusya. Yaklaşık gazının %40'ını Rusya'dan alıyor. Sadece bizim ülkemizden üzerinden değil, kuzeyden, hala şu anda Ukrayna'dan da dahil olmak üzere başka boru hatlarıyla aslında doğalgazı Avrupa'nın içlerine kadar taşıyor. Türkiye olarak biz daha önce biliyorsunuz Ukrayna üzerinden gelen boru hattı üzerinden doğalgazımızı alırken batı hattı diye tabir ettiğimiz. 2 sene önce biliyorsunuz Türk Akımı devreye girdi. Artık doğrudan Karadeniz altından ve iki ülke arasında yapılan anlaşmayla da Karadeniz altından Türk Akım üzerinden kendi gazımızı alıyoruz. Türk Akım 1. Türk Akım 2 de sizin ifade ettiğiniz gibi yine Türkiye üzerinden Güneydoğu Avrupa'ya, Balkanlara doğru giden bir başka hat daha var. Her iki hatta da tedarikçi ülke Rusya kontratta yazılı miktarlara uygun şu anda sevkiyatını yapıyor. Mavi Akım'dan zaten biliyorsunuz daha önceden beri alıyoruz. Burada önemli olan tabii bir ülkenin kaynak çeşitliliğini ve güzergah çeşitliliğini dengeli bir şekilde oturtuyor olması. Biz sadece tabii Rusya'dan doğalgaz almıyoruz. Belki en büyük tedarikçimiz. Ancak onun yanı sıra Azerbaycan'dan doğalgaz alıyoruz. 2 boru hattıyla geliyor. İran'dan uzunca bir süredir işleyen bir boru hattımız var. Bunların yanı sıra biz özellikle son yıllarda LNG terminallerimizin giriş ve işleme kapasitelerini artırmak suretiyle ciddi bir kapasite artışına gitmiş olduk. 2 tane kara LNG terminalimizin hem kapasitesini artırdık hem de 2 tane FSRU diye adlandırdığımız yüzer mobil LNG terminalleriyle sistemi güvenliğini artırmış olduk. Şimdi bir üçüncüsünün terminali de bitmek üzere inşallah bu yıl içerisinde.
Saros'ta. Şu anda o kapasiteler bitecek. Nereden ne doğru geliyor? Bu arada yeraltı doğalgaz depolarımızın kapasite artırma çalışmaları devam ediyor. Hem Silivri'de hem de Tuz Gölü'nde. Görüldüğü gibi işte burada da ekranda giriş noktalarını artırmışız. Neredeyse yani bu kapasite 360 milyon metreküp'e çıkmış günlük sevkiyat miktarı. Ülkemiz büyüyor. 81 ilin tamamında bugün hamdolsun doğalgaz var. Neredeyse 650 tane yerleşim birimi doğalgaz kullanıyor. Ülkenin %80'i doğalgaza erişmiş durumda. Tabii bu kadar sanayimiz kullanıyor. Bu kadar gaz tüketimi olan bir ülkede sadece bir tedarikçiye bağlı kalarak, bir kaynağa bağlı kalarak tüm sistemin dengesini ayakta tutmanız mümkün değil. Onun için biz burada kaynak giriş noktalarını ve kapasitelerini artırmak suretiyle sistem dengesini ve az güvenliğini sağlamış oluyoruz. İşte Avrupa'ya gaz gitmesi noktasında da Türkiye'nin bir rolü var. Biz hep bir üs olalım, geçiş ülkesi olmayalım dedik. Geçiş olarak da önemli bir koridoruz. Şimdi her ne kadar savaşta bir fırsat aramak gibi bir noktanın altını çizmemek lazım. Öncelik elbette barış ama Kuzey Akım 2, oraya dönük yaptırım vesaire derken Türkiye'nin pozisyonu ve Avrupa'ya gaz iletimindeki önemi ve dolayısıyla AB içindeki enerji kartı evet, biraz daha güçlenir mi? Şimdi tabii ülkemiz üzerinden transit geçişli iki boru hattı var. Birisi Türk Akım 2. Yaklaşık 15-16 milyar metreküp yıllık doğalgaz taşıyabiliyor. Diğeri de TANAP. TANAP'ın da kapasitesi 16 milyar metreküp. Bunun 6 milyar metreküplük kısmı ülkemiz ihtiyaçları için burada kullanılıyor. 10 milyar metreküpü de Yunanistan, Arnavutluk üzerinden İtalya'ya kadar giden bir güzergahtan bahsediyoruz. Kısa orta vadede bu tip büyük projeler, yani TANAP baktığımızda neredeyse bir 7-8 sene öncesinden başlanmış, işte projelendirilmiş, finansmanı sağlanmış, hayata geçirilmesi çok hızlı olmasına rağmen ciddi bir süre ihtiyacınız var. Bugünden yarına yüksek miktarlı bir doğalgaz taşıması ve sevkiyatı için alternatif rotaların belirlenmesi, projelerin yapılması, finansmanın temini, bu boru hatlarının yapılması, işletmeye alınması çok kolay mümkün değil. Dolayısıyla burada yani özellikle Avrupa açısından baktığımızda hani alternatif kaynaklara erişim açısından çok kısa orta vadede bir pratik bir çözüm yok. Ama planlamalar yapılır. Uzun vadede başka kaynaklar pazara ulaşır. O olabilir. Burada bir LNG konusu var. Daha mobil, daha hızlı çözüm üretilebilecek. Şu anda çünkü LNG üreten ülkelerin sayısı yıl geçtikçe de artıyor. Mesela eskiden Amerika LNG ihracatı yapmazdı. Kendi ihtiyaçları için kullanırdı doğalgazı. Şimdi orada da ciddi bir kapasite artışı oldu. Ama bunun yanı sıra tabii doğalgaza talep özellikle kömüre göre daha ekonomik, daha çevreci olduğu için tercih edilen bir yakıt olduğundan dolayı dünyada da küresel anlamda doğalgazın payı giderek de artıyor. Özellikle de kömür santrallerinden ve kömürden çıkış stratejisi izleyen ülkeler de kısa orta vadede belki kömürden çıkıp gaza yönelebilirler. Bunları niçin söylüyorum? Aslında gaza olan talep belki azalmayacak, artacak gibi gözüküyor. Ülkelerin de bunu planlarken orta uzun vadede yani bir en az 20 yıllık bir projeksiyonla bunları yapmış olması gerekiyor. Bu projeleri sağlaması gerekiyor. Biz hamdolsun yani bu anlamda son 15-20 yılda yapılanlara bakınca ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, sosyal ekonomik gelişmesine paralel olarak bu ihtiyaçları planladık ve bu boru hatları inşa edildi. Bundan sonra da yeni güzergahlar gündeme gelebilir, yeni kaynaklar gündeme gelebilir. Bunu da söylüyoruz. Özellikle Doğu Akdeniz mesela bir alternatif olabilir. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, biz de sıkça söyledik. Kazan kazan mantığıyla bu Doğu Akdeniz'de üretilen gazın hem Türkiye'de hem de dış pazarlarda kullanıma imkan verecek modeller üzerinde çalışılabilir. Şimdi Karadeniz'de odaklandı dünya, Akdeniz cephesini biraz unuttuk ama Doğu Akdeniz'de de Türkiye halen hem Kuzey Kıbrıs Türk halkının hem Türkiye'nin uluslararası arenadaki siyasi, askeri, diplomatik tüm alanlarda hakkını korumaya devam ediyor. Orada ne yapıyoruz şu anda, hali hazırda durumumuz ne kısaca? Yani şöyle, şimdi biz biliyorsunuz Karadeniz'deki programımızdan dolayı Doğu Akdeniz'deki gemilerimizi Karadeniz'e sevk etmiştik ama Oruç Reis, sismik gemimiz
Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarına onlar yine devam ediyorlar. Karadeniz'deki program biraz takvimi sıkışık olduğu için oraya çektik. Tabii ki oradaki hak ve menfaatlerimizden vazgeçmiş değiliz. Ama şu Karadeniz'i bir önce tamamlayalım. Vatandaşımızın hizmetine, emrine sunalım. Sonra tabii yine onlar hepsi değerlenecek. Zaten orada bir gemi sismik çalışmaları yapıyor. Yani bir taraftan devam ediyor çalışmalar. Karadeniz'e gelelim o zaman. 540 milyar metreküplük bir duyurulmuş müjde var. Şimdi merak ediyoruz, yeni müjdeler gelir mi? Orada ne yapılıyor? Mevcutlar ne zaman, çok soru var aslında, ne zaman artık evlere ulaşmaya başlar? Önce mevcut durumu sorayım. Son çalışma ne orada? Teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi 2020 yılında ilk keşifi gerçekleştirmiştik. Akabinde geçtiğimiz yıl Amasra bölgesinde bir keşfimiz daha oldu. Dediğiniz gibi 540 milyar metreküp'e ulaştık. Şu anda orada üretim kuyularımız da devam ediyor. Şimdi sanırım ekranda da arkadaşlar yansıttılar. Tuna 1 bizim ilk keşif yaptığımız yer. Amasra 2 ikinci keşfimiz. Bu arada biz tabii Türk Ali kuyularını kazdık üretime. Gemilerimizin bir kısmı hem sondaj üretim amaçlı kuyuları açıyor, hem de üretime hazırlık çalışmaları yapıyor. Ama şu anda Fatih sondaj gemimiz daha önce bizim keşif yaptığımız sahaların güneydoğusunda kalan Karasu 1 adını verdiğimiz noktada sondajına devam ediyor keşif amaçlı. Keşif amaçlı sondajla üretim amaçlı sondaj arasında şu fark var. Bir sahaya ilk defa gidiyorsanız var mı yok mu orada gaz ya da petrol? Buna keşif amaçlı sondaj deniyor. Şimdi Karasu bizim bu bölgede, o bölgedeki ilk keşif amaçlı sondajımız durumunda. Bu sahalar birbirine benziyor. Jeolojik formasyonu yapıları itibariyle. Ümitliyiz, işte şu anda 1-2 hafta oldu. İnşallah şöyle 2-2,5 ay içerisinde çalışmaları tamamladıktan sonra varsa tabii ki yeni müjdeler de yeni müjdeleri de vatandaşımızla paylaşacağız. Ama asıl hedefimiz tabii hani Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk üretimi yapıp ulusal şebekemize basmak ve böylece evlerimize kadar bunu getirmek. Şimdi evlerimize geldiği noktada biz hep senelerdir bizim etrafımızda bu kadar kaynak var efendim, bizde niye yok, bulmamıza izin vermediler, arayamadık, sahir sebep. Niye bulamadık bugüne kadar gerçekten? Şimdi tabii şöyle, yani biz denizlerde aramaya kendi imkan ve kabiliyetlerimizle aslında çok olmadı. 2018 gibi başladık. Nasıl oldu? Daha önce sismik gemilerimiz vardı ama sondaj gemilerimiz yoktu. Önce biliyorsunuz Fatih sondaj gemisi alındı. Yavuz, Kanuni 3 tane gemimiz alındı. Bir dördüncüsü inşallah yolda. Sondaj kabiliyetimizi artırınca... Onunla ilgili bir zamanlama var mı dördüncü? Yani dördüncü gemide herhalde 1-2 ay içerisinde ülke sınırlarımız içerisinde olmuş olur. Ne diyorduk? Yani bu sondaj kabiliyetimizi artırdık. Yerli insan kaynağımızın kabiliyetlerini, yeteneklerini geliştirmiş olduk ve dolayısıyla da başkasına bağımlı olmaksızın bu sondajları, bu aramaları yapabilir hale geldik. Bunun etkisi, biraz sorunuzun cevabının bir kısmı burada yatıyor. Ama mesela Karadeniz'de özellikle bizden önce de yine Türkiye Petrolleri ile diğer uluslararası petrol şirketlerinin aslında bazı arama ve keşif amaçlı sondajları da olmuş. Yani 7-8 tane kadar sondaj da yapılmış. Fakat oralarda bir keşif olmamış. Yani biraz ne diyelim, nasip diyelim. Şimdi biz oralarda aranmayan noktalarda özellikle bu dikkat ederseniz Zonguldak açıklarındaki bu saha ile birlikte yeni bir jeolojik formasyon yakalamış olduk. Şimdi oradaki tecrübeler, elde edilen verilerin değerlendirmesinden sonra biz Karadeniz'i o veriler ışığında yeniden masaya yatırıyoruz, yeniden analiz ediyoruz. O bize yeni vizyonlar, yeni ufuklar kazandıracak inşallah. Daha işin başındayız, öyle söyleyeyim. Yani Karadeniz'i biz bir yerde artık karış karış karayarak varsa bulup çıkartıp vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunmak
arzusundayız. Şimdi keşfettiğimiz bölümün ekonomik faydasını biraz konuşalım. Hep bu kaynakları dünyanın her yerinde belki böyle işte şu kadar yıllık ihtiyacı karşılayacak şeklinde tanımlarız. Böyle baktığımızda bizim Karadeniz keşfimiz şebekeye verildiğinde ne kadarlık bir ihtiyaç karşılar ve tabii yine indirim konusuna geleceğim. Mutlaka nihayet tüketiciye bu maden bizim yansıyacaktır, evet. Değil mi? Tabii. Şimdi buradaki miktar 540 milyar metreküp. Tabii ilk yıl üretimi yüksek olmayacak. 3-4 milyar metreküple başlayacağız. Ama biz bir 4 yıl içerisinde oradaki üretimimizi 4 kat artıracağız. 15 ila 20 milyar metreküpe çıkarız yıllık. Baktığımızda da neredeyse bir 25 yıl yetecek kadar bir gazdan bahsediyoruz. Özellikle konut ihtiyacımızın hemen hemen tamamını, konutlarda kullanılan gazın tamamını bu sahadan karşılayabilecek durumda olacağız. Onu da söyledik, yani bu saha üretimi hazır hale geldiğinde hem vatandaşımız kazanacak hem devletimiz kazanacak dedik. Dolayısıyla bizim yaptığımız bütün hesaplamalarda onu gösteriyor. Özellikle doğalgaz fiyatlarının, enerji fiyatlarının tavan yaptığı şu dönemdeki fiyatlarla mukayese edildiğinde yerli kaynağın çok daha ekonomik olacağını öngörüyoruz. Burada devletin bir bu tip şeylerde, hizmetlerde biliyorsunuz kardan ziyade kamu hizmeti mantığıyla şüphesiz belli maliyetler var. Bu maliyetlerin karşılanması gerekecek. Orada ciddi yatırımlar yapılıyor. Ama her halükarda ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik olacak. Bunu da zaten 84 milyon insanımız, vatandaşımız hissedecek, yaşayacak, görecek. Şimdi enerjideki o riskleri, küresel gelişmelerle her dakika değişen dengeleri konuşurken farklı ülkelerden kaynak alabilmenin öneminden bahsettik. Bunun yanı sıra farklı enerji türlerini sağlamak da belki önemli. Şimdi buradan nükleere geleceğim. Yenilenebilir dedik. Evet, doğalgaz mutlaka onu da üretimde kullanıyoruz, kullanmak zorundayız ama nükleer de bir alternatif. Şimdi o da yine Rusya ile ilişkilere dönüp dolaşıp gidiyor. Ne aşamadayız? Orada son gelişmelerin bir olumsuz etkisini, takvimde bir değişikliğe yol açmasını bekler miyiz? Şimdi biliyorsunuz orada inşaat yoğun bir şekilde devam ediyor. 4 tane reaktör yapıyoruz. Aslında biz bir tesis gibi görsek de orada 4 ünite var. 4 tane ayrı çalışan nükleer reaktör var demektir. Olacak demektir. Her bir reaktör, her bir ünitenin elektrik kurulu gücü 1200 megawatt. Toplamda 4 olacak bittiğinde inşallah. O zaman da işte 4800 megawatta ulaşmış oluyoruz ki bugünkü elektrik ihtiyacımızın yaklaşık %10'unu biz oradan üretiyor hale geleceğiz. Son teknoloji bir üründen bahsediyoruz. Yeni nesil bir üründen bahsediyoruz. Sahada hummalı bir çalışma var. Şu anda yaklaşık 20 bin civarında işçi, teknisyen, mühendis orada çalışıyor. Büyük bir çoğunluğu bizim kendi insan kaynağımız. Biliyorsunuz yaklaşık 250-300 tane mühendis adayımızı biz bu eğitimi görmesi için Rusya'ya göndermiştik. Onların büyük bir çoğunluğu mezun oldu, geldi artık bu projede çalışıyorlar. Teknolojiyi de öğreniyor artık bizim insanımız. Doğru. Şu anda yapım aşamasında, çünkü bu alanda çalışanlar bilirler. Hani bu tip projeler böyle insanın karşısına çok sık çıkan projeler değil. Yani biz işte neredeyse 50-60 yıllık hayalimizi yeni hayata geçiriyoruz. Ülkemizde maalesef hiç nükleer tesis görmeden, nükleer mühendis olmuş ama nükleer tesis görmeden emekli olmuş insanlarımız var. Şimdi bu yeni nesil açısından büyük bir imkan, şans değil mi? Öyle bakmak lazım. Onlar şu anda yapım aşamasında burada çalışıyorlar. Bir sonraki işletme aşamasında da fiilen zaten bu tesislerin işleticisi olacaklar. Tabii bizim yani Rusya ile ilişkilerimiz enerji bağlamında sadece bahsettiğiniz gibi doğalgazdan ibaret değil. Diğer alanlarda da işbirliklerimiz var. Şu anda da programa göre ilerliyor. Bugün için bir değerlendirme henüz erken tabii. Yani sizin sorunuza cevap verecek olursak. Fakat zaten büyük bir çoğunluğu Rusya'dan gelen ekipmandan oluşuyor. Kendileriyle de oturup görüşeceğiz tabii, yani takvimiyle ayrıca görüşmemiz gerekiyor. İnşallah bir aksama olmadan belirlediğimiz hedef doğrultusunda 2023
yılı içerisinde ilk ünitemizi devreye almış olacağız. Umarız diyelim. Dünyada nükleere bakış nasıl? Şimdi çevresel etkiler düşünüldü. Enerji, arzı, tedarik sorunları, fiyat hepsi bir arada. Tüm bu unsurları bir araya getirdiğimizde dünya nükleere yeniden yavaş yavaş daha fazla ilgi göstermeye mi başladı? Sayısal olarak ne durumda? Evet, doğru. Şu anda yani 500'ün üzerinde çalışan reaktör var. Ve inşaatı devam eden 90 kadar reaktör var. Bunlar gösteriyor ki insanoğlu bu enerji, ucuz ve güvenilir enerji kaynağını kolay kolay vazgeçmeyecek gözüküyor. Özellikle de biraz önce söylediğim gibi bir emisyon üretiyor olmaması, yani hava açısından bir olumlu yanı. Bundan sonraki dönemde de işte hani kömür gibi fosil yakıtlardan bir çıkış olacaksa, bizim baz yük diye tabir ettiğimiz ihtiyacımızı karşılayacak bu tip tesislere ihtiyacımız olacak gözüküyor. Dünyada da yine bu tesislerin yapımı aslında devam ediyor. Sadece ülkemizde değil, Orta Doğu'da, Amerika'da, Asya'da ciddi miktarda reaktörlerin inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Önümüzdeki dönemde bunların sayısı giderek artacak gibi de duruyor ki mesela son Avrupa Birliği içerisinde şöyle bir yaklaşım da oldu. Biliyorsunuz orada iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında biliyorsunuz yenilenebilir azami ölçüde kurulmasına ilişkin bir takım teşvikler verilmişti. Ama demin bahsettiğim teknik kısıtlardan dolayı tüm ihtiyacınızı karşılama imkanınız olmadığı için ister istemez termik santrallere ihtiyaç duyuyordunuz. Orada bir alternatif olarak, yani bir yeşil etiketli santral sınıflamasına dahil edilmek suretiyle nükleer santraller tekrar gündeme geldi. Yine işte doğalgazda hani daha hızlı kuruluyor olması açısından doğalgaz santralleri de gündemdeki tekniklerden, teknolojilerden, alternatiflerden birisi. Noktalamadan Türkiye'ye enerji veren kadınlar ödül törenini soracağım. Şimdi bazı sektörler, pek çok sektör daha erkek egemen sektör olarak bilinir ama kadınlar artık her alanda gücünü, becerisini, o katılımını gösteriyor. Enerjide de o sayının gitgide arttığını, mühendislik işlerinde, en teknik işlerde bile kadınların olduğunu görüyoruz. Bu enerjiye yön veren kadınlar ödül töreninde bu anlamda çok kıymetli. 25 Mart'ta ne aşamada hazırlıklar ve kadını yerinde böylece sormuş olayım enerjide. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten kamuoyunda yakından ilgiyle takip edilen etkinliklerimden birisiydi. Ama maalesef 2 yıldır bu Covid ile mücadele kapsamında bir araya gelemedik. Bu sene inşallah sayın hanımefendilerin de himayelerinde tekrar bir araya gelmeyi planlıyoruz. Bahsettiğiniz gibi 25 Mart'ta bir aksilik olmazsa bu programı tekrar icra edeceğiz. Özellikle tabii kadınlarımız artık bugün iş ve meslek hayatının hemen her alanında erkeklere göre de hiç aşağı kalmayacak şekilde gayet üstün performanslı işlerini yapabiliyorlar. Daha önce işte ya zor bu alanlarda kadınlar yapamaz dediğimiz birçok işi başarıyla yapıyorlar. Biz kendi bakanlığımızdan görüyoruz. Sektörden birçok insanla temas ediyoruz. Madende de çalışabiliyor, bir nükleer projede çalışabiliyor, yenilenebilir projesinde çalışabiliyor, bir elektrik dağıtım işinde çalışabiliyor. Ve hani kadınlarımızın konuya bakışı sadece bir teknik de değil, bir estetik yönü de var. Dolayısıyla işlerini bana göre gayet de başarılı, güzel bir şekilde de yapıyorlar. İnşallah bu programda da Türkiye'ye enerji veren kadınlarımızı biliyorsunuz bir yarışma yapılıyor. Üstün becerileri, yetenekleri, fikirleri, fikir projeleri olan insanlarımız, kadınlarımız başvuruyorlar. Bir jürimiz var. O jüri de bunları değerlendiriyor ve onları bir yerde onore ediyoruz, ödüllendiriyoruz öyle söyleyeyim. İnşallah 25 Mart'ta da bu programı gerçekleştirmiş olacağız. Peki, merakla bekliyoruz diyelim. Böyle noktaya koyalım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olunuz. Ben de teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Değerli izleyenler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez'le Türkiye ve dünyada değişen enerji dengelerini, yeni projeleri, yeni düzenlemeleri konuştuk. Biz devam ediyoruz. Günün gelişmelerini Fatih Çimen satır başında aktaracak.